Böyle biraz çürümüş sebze kokusu gibi filan ama. Arkadaşlar merhaba. Kuala Lumpur'dan hepinize sevgiler, saygılar. Bu Kuala Lumpur gecesi de gündüzü de sürekli yaşayan bir şehir arkadaşlar. Ben de size en çok göstermek istediğim bir mekana geldim bugün. Buranın en meşhur yerlerinden gece pazarı. Burası akşam hava karardıktan sonra yoğunlaşmaya başlıyor. Şu anda saat 8.30 civarı ve bayağı bir kalabalık akmaya başladı. Sokak açılmış. Şimdi gelin bakalım bu uzak doğunun, Malezya'nın, Kuala Lumpur'un gece pazarında neler satılıyor. Hep birlikte izleyelim, görelim. Belki içimiz çekerse bazı şeylerin tadına da bakarız. Evet, ilk tezgahımız, sokağın girişinde sağdaki ilk tezgahımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Dömi, gol da. Dömi, dömi. Evet, bakın arkadaşlar, şimdi burada abimiz noodle yapıyor. Başından bir izleyelim. Mango, you more butter? Glass. 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 Evet. Sıcak suya haşlamaya. Uzak Doğu'daki en güzel, en tatlı meyvelerden birisi de bu arkadaşlar. Buradakiler zaten bizim hep tanıdığımız, bildiğimiz meyveler. Bakın kırmızı erik, kivi, hurma, portakal, elma, limon, üzüm, ananas. Bu neyi bilmiyorum. Burada da buharda pişirilen bir şeyler. Rengarenk. Evet.
Şöyle sokağın daha henüz başındayız arkadaşlar. Biraz ileriye doğru devam edelim. Yine bir meyve satıcısı. Karşı taraf büyük lokantalar ve önlerinde gördüğünüz gibi sokağa atılmış bir sürü masa. Dönüşte de o taraftan geçeceğim. Şimdi şu küçük tezgahları bir izleyelim. Bakın içinde doğal su yok. Bok giang, nấm mùi, bái trộn. Bakın bunlar tanıdık arkadaşlar. Mantar, brokoli. Bakın patlıcanımız bile var. Bamya. Burada kestane böyle pişiriliyormuş arkadaşlar. Bu gördüğünüz meyve arkadaşlar durian meyvesi. Dünyanın en pis kokan meyvesi olduğu söyleniyor. Otellere sokmak yasak bunu. İçindeki yenen kısmı burası. Bir gün cesaretimi toplarsam ben de yiyeceğim. Burada da meşhur Tayland tava dondurma yapılıyor. Bundan Alanya'da ben de yapmışım arkadaşlar. Videom var, izlemediyseniz izleyin. Arkadaşlar bakın bu makine şeker kamışının suyunu çıkarıyor. Şeker kamışı da bu. Biz çocukken bundan alır böyle somururduk, suyunu emerdik. Tatlıdır bunlar kabukları. Abimiz sıkıp burada bardaklara, şişelere koyup satıyor. Kömür varsa ne vardır? Bakın. Bu şekilde size bu sokaktan genel görüntüler gösteriyorum. Arkadaşlar ben sonunda bu düryenin tadına bakmaya karar verdim. Bu kokulu meyvenin. Vallahi yiyen yiyor. Demek ki yenebiliyormuş. Merak ettim. Burnumuzu kapatıp yiyeceğiz. Burada abimiz hazırlamış. Soymuş içini. Bakın böyle. Şu küçük şeyi. Şunu alacağım. Tadına bakacağım. Arkadaşlar bakın elimiz kirlenmesin diye bir eldiven verdi abimiz. Eldivenimizi giyelim. Şöyle yumuşak bir şey. Bilmiyorum içinde çekirdeği var mı yok mu? Şu kopardım bir parça. Vallahi söylendiği kadar kötü de kokmuyor. Yani bir koku var. Böyle biraz çürümüş sebze kokusu gibi falan ama şekerli, tatlı.
tat kokunun önüne çıkıyor. Dış kısmı böyle çamurumsu gibi. İçi biraz daha çıtır çıtır, kıtır kıtır. O kadar kötü de değil yani. Yenir yani bu meyve. Bir daha sırayım bakayım. Yani bunda koku yok. Kabuğunun iç kısmından var acaba. Asitli bir tat var. Ama şekerle karışmış tadı. Un helvası gibi ya. Çok yumuşak ama. Böyle kremamsı, dondurma kıvamında. Arada bir yenir. Korktuğum kadar değilmiş ya. Alışveriş merkezlerinin yemek katı gibi sanki burası arkadaşlar. Dışarıya masalar atılmış. Karşılarda da lokantalarda siparişler hazırlanıyor. Burada sokakta yemekler yeniyor. Kuala Lumpur'da gece pazarını gezdik. Size sokağa gösterdim yiyecekleri, içecekleri, çeşitleri. Bu arada durian meyvesinin de tadına baktım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Henüz bu kanala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olup destek olmayı unutmayın. Abone olmak bedava. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni tuşunda tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Malezya'dan, Kuala Lumpur'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada takipte kalmayı unutmayın. Buralardan, Uzak Doğu'dan, Kuala Lumpur'dan çok farklı sokak lezzetlerini sizlere göstereceğim. Videolarını çekeceğim. Ayrıca arkadaşlar buraya kadar gelmişken Kuala Lumpur'un sokaklarını, meşhur alışveriş merkezlerindeki yeme içme katını, yeme içme bölümlerini de sizlere çekip göstereceğim. Vedalaşmıştık ama tekrar iyi akşamlar.